Oyun Sancak'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2016'nın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fikstüre bakalım. En son maalesef Leverkusen'e 4-1 kaybettik ve gruptan çıkma şansını kaybettik. Şimdi Trabzon, Gençlerbirliği ve Galatasaray, Chelsea. Yani şu 4 hafta çok önemli bizim. Yani şu kupayı çıkaralım. Trabzon, Galatasaray, Chelsea ile maçımız var. Hemen geçip Trabzon maçına geçelim. Kendi sahamızdayız. Bu güzel. Trabzon'la oynayacağız. Evet, Süper Lig'de 13. hafta başladı. İlk maçlar cumartesi günü oynanıyor. Bakalım cumartesi günü Galatasaray puan kaybedecek mi? Kaybetti! 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 Çok güzel. Puan kaybetti. Şimdi üstüne çıkma zamanı Galatasaray'ın. Kazanırsak eğer. Kazanmak şart. Trabzon 12. sırada. Bu sezon onlar için iyi gitmiyor. Aslında güzel kadrosu var ya. Yönetemiyorlar Trabzon'u. Maalesef yönetemiyorlar. Evet. Maç geldi, çattı. Kadroda durumlar şöyle bir hızlı seçim yapalım. Şener Kayer Katleç. Şey yok mu Bruno? Var, hatta ilk 18'e girmemiş. Bizim adam almamış. Caner, Souza, Ozan Alper, Markovic'in hani Fernandao. Van Persie'nin şeyi biraz düşük. Diego Yener, Ronaldinho'yu alacağım. Alper'in kondisyonu düşük. Onun yerine Meireles oynayacak. Onu da oyun kurucu destek rolünde oynatalım. İki yönlü orta saha. Tamam. Kadromuz bu. Katı değil de akıcı yapalım. Fenerbahçe, Trabzonspor. Bakalım kazanabilecek mi? İlk derbiyi yapmıştık. Birinci hafta biliyorsunuz 3-1 kazanmıştık. Şimdi ikinci derbiye. Fenerbahçe, Trabzonspor. Onların karşısında Marco Marin, Erkan. Oho. Dakika 1,5. Nani, kırmızı kart. Şimdi risk alıp alacağım. Kendime soracaktım. Alacağım, evet. Volkan Şen mi, Ronaldinho mu? Ronaldinho'yu alacağım ya. Büyük maç diye aldım yani. On kişiyiz. Penaltı verdi hakem. Penaltı. Ronaldinho. 18. dakika. 1-0 öne geçiyoruz. Çok güzel. Caner Erkin düşürüldü. Ronaldinho attı golü. Hala 10 kişiyiz yalnız. Bir sarı kart da Kayer'e geliyor. Beşiktaş berabere kalmış bu arada. 28 olmuş. Güzel. Hadi be. Kazanalım, 5 puanı insin bu fark. Hadi çocuklar, hadi hadi. 1-0 öndeyiz. İlk yarı bitiyor mu? Bitti. Güzel. Böyle devam. Devam devam devam. Oo. Fernando'yu sakatladılar. Markovic! 10 kişiyle 2-0'ı yakalıyoruz. Lazar Markovic! Lazar! Ah! 3'ü! Markovic! Lazar Markovic 3-0 alıyor. Fernando sakatlandı. Van Persie oyuna giriyor. 3-0 öne geçiyoruz. 10 kişi. Yiyiz ama 3-0 yaptık. Markovic çok etkili ya. Bir daha kiralayabiliriz Markovic. Belki kendisi istemeyebilir ama. Liverpool da isteyebilir yani. Ben Markovic'e pişti. Alabilirim geri diyebilir yani. Eyvah. Aman 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 aman. Dakika 70'e geldi. 10 kişiyiz. 3-0 öndeyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Lazar Markovic. Caner'in de 2 asisti var. Güzel.
Evet, 90'a geldi artık dakikalar. Bitir hadi. Bitir hakem, bitir hadi. Bitti. 3-0 kazandık. Çok güzel. Maçın adamı tabii ki Lazar Markovic. Şimdi 13. hafta sonunda ligde durum. Mario Gomez bu arada gol kralında birinciliğe yükselmiş. 28, 24, 23, 22, 22. Evet, ilk 5 bu şekilde. Şu an Trabzon kümeye doğru gidiyor. Bu kötü haber Trabzon için. Ops. Fernando 8 gün yok. Nani de maç ceza. Cezayı itiraz edin lan. Hadi itiraz edelim. Şimdi Gençler Birliği deplasmanında Türkiye Kupası maçına çıkıyoruz. Tabii ki rotasyona gideceğiz. Evet, kupa maçı geldi çarptı. Gençler Birliği deplasmanında Ankara'da kupa maçına çıkıyoruz birinci hafta. Kadromuzu bu şekilde böyle bir rotasyona gittim. Şener yerine Gökhan Gönül hala sakat. Bağ Kattaç, Hasan Ali, Fabiano, Topuz, Volkan Şen, Diego'yu da oynatıyorum. Fernando sakat, o yüzden Van Persie ilk 11'de. Ve maç başladı. Başarılar. Çok 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 önemli maç değil. Hiç yani kaybetsek de önemli değil. Yani öf. Kupa maçı beni hiç enterese etmiyor ya. Hiç önemli maç değil yani. Volkan Şen. Bu takımdan çok kişi gidecek. Bayağı kişi gidecek. Seneye göreceğiz. Of, direkten dönün Mihail Kakdeç. Çok toplarımız direkten dönüyor ya. Bu arada bayağı baskılı oynuyoruz. Kakdeç! Kafa ve gol! Mihail Kakdeç! Evet. İlk yarı 1-0 önde tamamladık maçı. İkinci yarı başladı. Değişiklik yapacağız birazdan. Volkan Şen! Bu önemli. Volkan Şen'in gol atması önemli. 2-0 öne geçiyoruz. Hemen bir değişiklik yapıyorum. Ronaldo'nun kondisyonu bayağı düştü. Alper giriyor onun yerine. Souza da Ozan'ın yerine giriyor. 71'e düşmüş Ozan. Çünkü önümüze büyük bir derbi var. Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. Ulan hapşıracağım galiba. Ah. Evet, 2-0 öndeyiz. Rahatız. Fazla önemli değil aslında. İstersen 3-0 kaybet falan. Şu an önemli olan Galatasaray, Fenerbahçe, Van Persie. Kondisyon çok düşüyor ya. Yani. Volkan Şen! Ah. Ve 2-0 kazanıyoruz Ankara deplasmanında. Çok güzel. Şimdi asıl önemli maç. Galatasaray Fenerbahçe. Maç geldi, çattı. Volkan Şener. Kayer cezalı. Eyvah 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 eyvah. Bah yerine Bruno kardeş Caner. Souza nerede? Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Evet. Souza, Alper, Ozan, Markovic, Nani ve Robin Van Persie.
Tamam. Bu ya. Şunları düzeltelim. Peki. Money. Güzel. Bumpers. Tamam. Ve maça hazırız. Katı oynayacağız. Katı oynamamız gerekiyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı başlıyor. Arenadayız. Önemli. Yani şu puan durumu 13. hafta sonunda durum böyle. Biz 23, onlar 22 puanda ve bu maç oynanıyor. Beşiktaş 28 puanda, bizi de geçti, onları da geçti. Herkesi geçti. Bu maç çok önemli. Galatasaray'ın kadrosu. Evet. Normal bir kadro. Hadi oğlum. Yeneriz. Daha önce yendik. Oo, direkt. Çok baskılı başladık yalnız maça. Serbest vuruş. Hakan Baltı sarı kart görüyor. Sol kanatta oynatıyor Hakan'ı. Eyvah eyvah. Çetçu. Ha. Burada sırıtan fazla oyuncu yok ya. Yani değiş, şunu akıcı yapacağım ya, katı değil de. Eyvah. Of, Emre Çolak atıyordu az daha. Gol mü? Penaltı! Penaltı kazanıyoruz, penaltı! Topun başına Robin! Percy. Ne kadar gol kaçırıyoruz ya. Fernando oyunda Şener'in yerine Ozan'ın oraya alacağız. Raul Meriç koyacağız oraya. Şener'in kondisyonu çok düştü ya. Penaltı kaçırdık. 1-0 yenik durumdayız. Ya şurada yenilmeyelim ya. Hadi ya. Hadi be Markoviç, nasıl vuramıyorsun ya? Bitti mi? Kaybettik. Olacak iş değil ya. Penaltı kaçırdı Van Persie ya. Evet. Özeti izleyelim. Markovic gidiyor. Ceza sahası dışında. Pasını veriyor. Van Persie şut, direkten dönmüş. Sağ ayağıyla vurduğu şut direkten dönmüş ya. Dakika 22, Souza, Caner gidiyor, Caner'e veriyor, Caner orta açacak. Açtı ortasını, Markoviç nasıl kaçırdın sen bunu? Korner vermiş. Selçuk, orta. Yediğimiz gole bak. Sneijder, Emre Çolak. Emre Çolak. O öndeki adam bir Souza. Sneijder şut. Volkan'ın offside var. Souza oynamamış resmen ya. O ilk yarı pozisyonuymuş. Bu arada inanılmaz bir hata Kartleş'ten. Uf. Kaleciyle karşı karşıya Emre Çolak kaçırmış.
Çok pozisyon olmuş maçta. Şener bir hata daha. Jose Rodriguez pasını veriyor Çolak. Çolak kaleciyle karşı karşıya. Yani Emre Çolak o kadar şey bırakmış ki Caner. Caner hiç iyi oynamıyor ya. Ya hücumda çok iyi ama defansa hiç bir etki göstermiyor. Marković, Alper. Alper pası Van Persie koştu. Hakan Baltı kaptırdı. Robin Van Persie cezası dışında çaprazda. Hakan Baltı düşürdü. Penaltıyı verdi hakem. Penaltıyı verdi Robin Van Selçuk İnan itiraz ediyor orada. Elleri havada. Şimdi Robin Van Persie bakalım dışarı mı atmış Muslera çıkarmıştı. Bakalım Muslera nasıl çıkarmış pozisyonu. Belli etmiş sanki ya. Nereye atacağını belli etmiş. Evet, özet buydu. Kaybettik. Maalesef kaybettik. Artık Şampiyonlar Ligi'ne odaklanma zamanı. Galatasaray Barcelona 2-1 yenildi kendi evinde. Manchester United kazandı. Bu durumda son dakika son dakika yani Manchester United 1-0 kazandı ve ikinci sırada gruplardan çıktı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şimdi biz de UEFA Avrupa Ligi için Bayer Leverkusen, Fenerbahçe, Chelsea. Bu maçı yenersek kesin Avrupa Ligi'ndeyiz. Kayer geldi. Cezalıydı. Bir açık. Durum bu. Durum bu. Hasan Ali'yi mi oynatsam diyorum da. Katı oynayacağız. Ve maç başlasın. Fenerbahçe Chelsea. Çok önemli diyeceğiz. Ya da Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa oynayacağız. Ve maç başladı. Cahil. Cahil de oynuyor. Fabregas, Eden Hazard, Diego Costa. Falcao'yu oynatmıyor bu sefer. Tabii bir kulağımızda Basel maçında olacak. Burada eğer puan kaybedersek. Statta güzel bir atmosfer var. Cahil faul yaptı. Van Persie, evet uyarı aldı hakemden. Az daha yiyorduk ya. Hadi çocuklar. Chelsea de tabii birincilik kovalıyor seri başı olmak için. Hala iki maçtan da gol haberi yok. Şey yapmak lazım. Caner Erkin sonunda sarı kartı gördürttü yani kendini. Volkan çıkardı. Volkan. İki yarı berabere bitiyor. Ya ben Caner'i çıkarıp Hasan Ali'yi alacağım. Bir sarı kart da Alper'e. Aman aman. Van Persie de sarı kart gördü. Bazel'den gol haberi yok. Az daha yiyorduk yine ya. Ne yapsak ki? Şu an atak yok takımda. Atak yapamıyoruz. Kafa yine direkten döndü. O sesi yine duydunuz. Çat etti çat. Nani. Şimdi Van Persie bomboş. Kaleci. Oh. Hasan Ali sakatlandı. Ama evet bir şey yok güzel. Hasan Ali de sarı kart gördü. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Oyuna Raul Meireles girsin. Alper değil de Ozan çıksın. Fernando oyuna girsin. Van Persie etkisiz kaldı ya. Hala hiçbir şey bitmiş değil. Basel 0, Leverkusen 0, Fenerbahçe 0, Chelsea 0. Serbest vuruş Matic sarı kart gördü. Eyvah.
Aman Allah'ım. Durdur şu maçı, durdur. Mal olduk çünkü. Golü yedik, şu an Basel UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Ne yapacağız? Ileri çıkartıyorum ya. Alper, seni de ileri çıkardım. Solda geç. Gol lazım, gol. Yüklen. Hadi hadi, zaman geçti. Bitti zaman. 90. dakikaya geldik ya. Ya hakem ya. Bitti. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Leverkusen Basel'e yatınca Basel UEFA Avrupa Ligi'nde. Avrupa'dan elendik. Yani ligde durumlar, fark 8'e çıkmış. Avrupa'dan elendik. Her an gönderilebiliriz yalnız. Derbiyi kaybettik. Her şeyi kaybettik. Şimdi ise Akhisar maçına çıkacağız. Bu arada Euro 2016'da Türkiye, Belçika, Slovakya, Ukrayna ile eşleşmiş. Çok güzel kura bence. Moraller sıfır şu an. Akhisar'la oynuyoruz. Ya Caner'i almayacağım ya. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şener'in şeyi çok düştü ya. Şener'i alıp şöyle yapacağız. Buralar çok kötü. Maçtan da puan kaybıyla ayrılabiliriz. Yani büyük başarı yakalayıp gruplara kadar kaldık. Valencia'yı eledik. Gruplarda sonuncu olduk ya. Akhisar 1-0 önde. O kadar kötü gidiyor ki her şey şu an. Penaltı kazandık. Van Persie. İlk yarı bitti. Yani şu an kendi sahamıza Akhisar atak yapıyor ya bize. Gol be, Alper be, Alper be, 2-1 be. Çok önemli bir gol. 3 oldu be, rahatladık be. Dakika 52 ya. Oh. Çok güzel. Kondisyonlar düştü. Alper'i hemen çıkartıp hop, şu Ozan'ı alacağız. Şener girsin. Marko Volkan Şen'e değişsin. Hatta Fernando Ağla oyuna girsin.
3 oyuncu da eşit hakkımızı da kullandık. 3-1 öndeyiz ya. Hadi bu başlangıç. Şimdi Avrupa'ya odaklanmayacağız. Lige sadece yöneldik. Ligde şampiyonluk istiyoruz. Penaltı! Penaltı! Fernando kaçırdı. Kaçırdı da kaçırdı. Bu maçı hakem bitiriyor herhalde. Bitirdi. 3-1 kazandık. Hadi bu başlangıç olsun be. Ha? Olur mu? Olur, niye olmasın? Olur ya. İnanıyorum ki olacak. Şu maçları da oynadıktan sonra Süper Lig'de duruma bakalım. 14 hafta sonunda. Beşiktaş bakalım bugün puan kaybedecek mi? Bakacağız şimdi. Kazanıyor. 87. dakikada atıyor. Pardon, 15 hafta geçmiş. 34, 28, 27, 26. Beşiktaş, Mario Gomez 10 gol atmış. Sportoto Süper Lig'de 13 maçta 10 gol. Avrupa Ligi'nde 4 maçta 1 gol. Avrupa Ligi'ne bakmayı unuttuk. Bir Avrupa Ligi'nde durumlar nasıl, ona bakalım. Türkiye'de evet, gruplar. Beşiktaş evet 5 galibiyetle çıkmış Ajax'la beraber. Trabzon 1 puanla elenmiş. Yani olacak iş değil Trabzon. Şimdi karşıyaka maçı oynayacağız. Fazla önemli maç değil. Bakalım bakalım. Geçin abi. Şu Gökhan Gönül gelsin artık ya. Özledik be. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Kartleci alalım. Bağ'ı alalım. Caner'i alalım. Tamam. Souza sakat. Meredith'i alalım. Mehmet. Volkan Şen. Diego. Şöyle oynayacağız. Tamam. Kadromuz bu. Başlıyoruz. Önemli maç değil demiştik. Karşıyaka tabii ki. O da güzeli takımlarımızdan. Ya şu forma rengi var ya, benim gözümü felç ediyor ya. Şu hale bak. Ve gol! Fernando! Kaç kişi izliyor maçı, merak ettim. Kupa maçlarına bakalım. 30 binden aşağı mı oynuyoruz? Fernando 2-0. Güzel. Fernando'nun böyle olması sevindirdi. Yine Caner asist yapıyor. Abi Caner gerçekten ilerisi için iyi oynuyor da defans yapmıyor ya. Evet. Fabian'ın değerleri nasıl? Ortalama bir oyuncu. İlk yarı 2-0. Önde kapattık. Şimdi ikinci yarı başladı. Diğer sonuçlar böyle. Penaltı! Fernando! Bu arada 40 bine yakın izleyici. Çok güzel. Bu da güzel. Fernando hat-trick yaptı. Fernando! 4 gol attı, 4. Wow, Fernando bu maça bilenmiş. Çok güzel ya.
Evet. Diyebilirdik. Ve maçı 4-0 kazanıyoruz. Çok güzel. İyi galibiyet. Evet. Şimdi Bursa Fener maçı var. Fikstürümüze bir bakalım. Ne yaptık diye. Bugün bayağı maç oynadık. 6 maçta şu 2 maç bizi bitirdi. Hele şu Şampiyonlar Ligi maçı. Maalesef. Şimdi bu bölümü burada noktalayacağız. Diğer bölümde Bursa, Ümraniye, Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ve Beşiktaş. Şu Beşiktaş maçı var ya, şampiyonluk maçı bizim için. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.